Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi olan Allah Teala'ya namutenahi hamd, alemlere rahmet olarak gönderdiği Peygamber-i Ekber sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam olsun. Kıymetli seyirciler, gençler soruyor programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu haftaki mevzumuz Kur'an-ı Kerim bahsi noktasında Kur'an-ı Hakim'e yapılan saldırılar, Geçmişten bugüne tarihselcilik adı alt, adı altında kuran Hakime yapılan saldırılar ve tarihselcilik akımı. Bu hafta inşallah bu mevzuyu programımızda ifa edeceğiz. Yanımızda kıymetli İhsan hocamız var. Hoş geldiniz hocam. Allah razı olsun. Nasılsınız? İyisiniz Elhamdülillah. inşallah. Elhamdülillah. Cenab-ı Hak hayırlı mübarek eylesin Amin inşallah. hocam. Allah razı olsun. Hocam Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam <laughs> insanlığa çöle inen nur mesabesinde geldiler. ...insanlığını kaybetmiş insanlığa yeniden insanlık nimetini, eşrefi mahlukatı sundular. Ta o zamandan bugüne Kur'an-ı Hakim'e, İslam'a yapılan saldırılar devam etti. Bu zamanda devam ediyor. Bu zamanda da şimdi adını koydukları tarihselcilik akımıyla hücum etmeye devam ediyorlar. Ama nasıl Moğol Haçlı saldırılarıyla sizlerin de ifade ettiğiniz gibi... O zaman bu nuru söndüremedilerse bu zamanda inşallah söndüremeyecekler. Bu haftaki mevzumuz tarihselcilik. Ee, ve müsaadenizle ilk sorumuzla başlayalım. Hocam e, Türkiye'de belli isimler var tarihselci adı altında tarihsel e, akımına kendisini kaptırıp hem ifsad eden hem de ifsat olan dalalete uğrayan. Bunlardan birisi bir videosunda şu ifadeleri kullanıyor. Kur'an-ı ufkuyla yine allah Teala'nın yaratmış olduğu dağdan, denizden, çiçekten, böcekten ikisini kıyas edip Kur'an-ı Hakimin sığ görüşlü olduğunu ifade ediyor ve şu cümleleri kullanıyor. İşte falan belgeseldeki okyanuslara bak, kutuplara bak. Erguvan'a bak, çiçeğe bak. Kur'an'da 23 sene Velid bin Mughir'e aşağı, As bin Vail yukarı deyip bütün kadrajını Hicaz, Taif, Medine'ye sıkıştırmış. İnsanlığa son söyleyeceği sözün çapı oradaki 3-5 tane e, affınıza mağruren e, lavuk müşrik diye ifadelerde bulundu. E, bununla neyi kastetmektedir? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ba'd. Tabi öncelikle gayemiz Allah Teala'nın kelamının anlaşılması, onun etrafında oluşturulan şüphelerin izale edilmesidir. Bu noktada hedefimiz bir şahıs değildir, bir düşüncedir. Kur'an-ı Hakim'i kuşatan bir düşüncedir bir intihaldir daha doğrusu. Bir satı üstü kopyalama ameliyesidir. Elhamdülillah 15 asırlık İslam tarihinde Kur'an-ı Hakim onu kuşatan bütün akımları nasıl tarumar ettiyse bunu da tarumar edecek. Arkasında kim olursa olsun. Bunlar kimin gücüyle Kur'an hakime saldırırsa saldırsınlar, bu düşünce de tarihin çöplüğüne atılacaktır. Peki ne diyor bu adam? Tabi bu bir şahıs. Tarihselcilik dediğimiz zaman bu onların amigosu, ayak takımı, en sefili, en eblehi ee, bu sözlülük yapıyor. Ama arkasında entelektüel manada büyük bir güç var. Yani bunların önemli bir bölüm maalesef Türkiye'de din diyanet alanında etkili yetkili bürokratlar bunlar. Bu da onlar adına belki en öne çıkan, kahraman olmak isteyen birisi. Yani batıya, doğuya, şuradan buradan İslam düşmanlarını işte görüyorsunuz. Bu noktada birisine madalya verilecekse o da ben olmalıyım. Kur'an-ı Hakim'e sövmede Charles Hebdo'yu aratmıyorum ben diyen o cinsten bir adam. Ama asıl olarak muhatabımız bu düşüncedir. Kur'an-ı Hakim'e hücum eden bu anlayıştır. O kadar tehlikelidir ki içeriden saldırıyor dışarıdan gelmiş olsaydı ulema İslami iman muhafaza edecekti. Charles Hebdo saldırdığı zaman en yukarıdan en aşağıya kadar. Herkes Kur'an hakim müdafaa ediyor. Peki bunun, bunun gibi olanların, Charles Hebdo'nun sövmelerinden, bunun sebbiyesinde farkı var? Var mı soruyorum? Yok. Aynı ifadeler, aynı yerden geliyor. Aynı düşünce fideliğinde boy vermiş bütün bunlar oradan geliyor. Fakat bu daha tehlikeli. Neden tehlikeli? Çünkü bu fakültede bu milletin evladını Kur'an-ı Hakim'i öğrensin diye gönderdiği yavrusuna Kur'an-ı Hakim'i öğretmeye memur ondan dolayı devletten şu kadar para alıyor bu adam. Bunun gibi olanlar tabi yani biz şöyle demiyoruz. şuran hepsi böyledir, buranın hepsi böyledir. Haşa ve kella. Böyle bir ifadeden Allah Azze ve Celle'ye sığınırız. Biz Müslümanız. Her şeyden önce ahlakımızla malum olmaya, maruf olmaya mecburuz. Biz Müslümanız. Peki ama tarihselcilik akademiyada bugün Müslümanlar arasında en yaygın olan anlayıştır. Adam diyor ki Kur'an hakime baktığınız zaman sizi işte Velid bin Mughire, As bin Vali bu adamların ufkuna getirir, oraya mahkum eder. Ya Yasin suresine baksanız, orada bile görürsünüz. Kur'an-ı Hakim mümin min ayatihi der. Kaç yerde o ayetleri işaret eder. Yani onlar yüzlerce ayet-i kerime var. Kevni ayetlerden bahseder. Kur'an-ı Hakim'de bir Allah Teala'nın bize inzal buyurduğu ayetler var. Bir de Kevni demiş olduğumuz galaksi, samanyolu, yıldızlar bunlar var. Bunları anlatır. Onlara bakın der. Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın iman süreci bu değil mi? Ay'a bakar, yıldıza bakar sonra madem bütün bunlar batıyor o halde ben La uhibbul afilin der. Bırakır onları gider. Allah Azze ve Celle'ye teslimiyetini ilan ve ifade eder. Şimdi... O zaman karşımızda bir büyük bir saldırı var. Bu saldırı nereye? Allah Azze ve Celle'nin kelamına, Kur'an-ı Hakim'e büyük bir hucum var. Bu hucumla karşı karşıyayız. İşte İbrahim Aleyhisselam'la alakalı Enam Suresinin ayetleri. Yani efendim e, yıldızı görüyor. Ne diyor? Kâle <laughs> lâ uhibbul âfilîn. Vatanları sevmem. Sonra felemmâ al kamerâ bâzigân. Kâle da rabbi. Bu mu acaba ilah sizin düşündüğünüze göre? Batıyor sonra bütün bunlar bizi Allah Teala'ya götürüyor. Ve küllün <laughs> fi feleki yesbahun. Her şey ay, güneş, yıldızlar bütün bunlar yörüngesinde dönüyor. Kur'an hakim bunları 15 asır önce söylüyor. İnsanlar o zaman dünyayı düz bir varlık zannediyorlardı. Ya Kur'an hakim ve khayle vel bigale vel hamira li ve zine ve ma la insanlar o gün ata biniyorlar, katıra biniyorlar eşeğe biniyorlardı deveye biniyorlar, bunları biliyorlardı ama Cenab-ı Hak bir de öyle varlıklar ortaya çıkacak ki onları kullarım icat edecekler, siz onları bilmiyorsunuz onlar da olacak onlardan haber veriyor, belki uçağa işaret var. Belki bugün arabalara işaret var. وَلَكَدْ <laughs> خَلَقْنَ insan insanın yaratılışını anlatıyor. وَلَكَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ ف۪ي وَلَكَدْ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ ط۪ينَ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً ف۪ي قَرَارٍ مَك۪ينَ ثُمَّ خَلَقْنَ النُطْفَةَ عَلَكَةً فَخَلَقْنَ الْعَلَقَ مُذْغَ diyor Kur'an-ı Hakim. Peki burada insanın yaratılışını bize anlatıyor.

alaka nedir bugün mikroskop aletler efendim şu kadar geliştiler e, o cihazlarla anne karnında o cenini mutale ediyorlar keşfediyorlar görüntüsünü ortaya çıkarıyorlar ne diyorlar e, alaka safhasında pirinç tanesi kadarken o cenin <laughs> annenin rahim duvarına yapışmış orada onun varlığı neye benziyor? Alakaya benziyor. Alaka nedir? Sülük. Köyde olanlar bilir. Hayvanlar giderler gölde su içerken sülük gelir onların ağzına yapışır. Yapışır kan emer. O yavrunun cenin döneminde pirinç tanesi kadarken annenin rahim duvarına yapışmış o halini Kur'an-ı Hakim bize o devresini anlatırken ona alaka diyor. Yani sülük nasıl rahim duvarına yapışmış oradan ka, sülük nasıl hayvana yapışıp oradan kan emiyor o da onun gibi rahim duvarına yapışmış oradan besleniyor peki sonraki aşaması nedir mudga diyor mudga ne ağzınıza sakızı alıyorsunuz çiğniyorsunuz sonra çıkardığınız zaman üzerinde diş izleri var yani oradakine Rabbim o aşamada mudga diyor. Baktığınız zaman ceninin o aşamasında sanki çiğnenmiş bir sakız, bir et parçası gibi üzerinde diş izleri var. Resulullah Aleyhisselam zamanında bugün olduğu gibi anne karnında o ceninin aşamalarını gören, şeklini, suretini çıkaran aletler mi vardı? Yoktu. Yani böyle bir ihtimal var mı? Yok. Peki nasıl oluyor da hem alaka dediği hem muduga dediği bütünüyle o yaratılışın aşamalarına uyuyor. Pirinç tanesi kadar bunu nereden biliyor? Resulullah Aleyhisselam'ın bilme imkan ihtimali var mı? Yok. Yok kardeşim. E Rabbim haber veriyor. O zaman bunlar neyi gösteriyor? Kur'an-ı Hakim Allah kelamıdır. Sen şimdi Asbin Vail'den bahsediyorsun. Velid bin Mughire diyorsun. Peki bu ayet kelimelerde haberin yok mu? Felyan yanzuril insanu mimma Baksın diyor insan neden yaratılmışa? Allah Teala bize o yaratılışımızı düşünmemizi terkin ediyor. Yaratılışı tefekkür etmeye insan davet ediyor. Bir düşünce kitabı. Peki şimdi buradan nereye geliyoruz? Diyor ki yani Muhire bunların ufkuna haps olmuş Kur'an hakim bunlara hakaret ediyor. Açıyoruz şimdi Rabbim Kalem suresi ya da Nun suresinde bu hadiseleri bize anlatırken önce neye vurgu yapıyor? Ve inneke la ala hulukin azim. Peygamber aleyhissalatu vesselamın ahlakına işaret ediyor. Muhteşem, muazzam bir ahlak. Peki sonra devam ediyor. Veddu law tudihinu Onlar istiyorlar ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara bir yakınlaşsa, onlarla şirkte, onlarla o fesada gömülmüş, mahkum olmuş anlayışlarında bir adım atsa onlara doğru. Onlar da Peygamber ve Vesselam'a yakınlaşacaklar. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا Tabi arada ayetleri geçiyorum. 9. ayet. Peki, şu Mekke'de bir ortam var Hakan kardeşim. Sümeyye annemizi şehit etmişler. Ammar orada işkence görüyor. Yasir onu da sonra öldürüyorlar, şehit ediyorlar. Bilal-i Habeşi radıyallahu anh onun boynu da kement var. Müslümanların Kabe-i Muazzama'nın avlusunda namaz kılmaları yasak. Allah neyi emrediyorsa Azze ve Celle onlar yasak. Şeytan neleri telkin ediyorsa bunlar da serbest. Böyle bir coğrafya var. Peygamber aleyhissalatü vesselama kendi yalanlarını, hurafelerini dayatıyorlar. Peki Kur'an-ı Kerim ne buyuruyor? وَلَا كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ، هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ، مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ، عتل بَعْدَ ذَٰلِكَ زَنِيمٍ، أَنْ كَانَ ذَا مال وَبَنِينَ يقول النبي صلى الله عليه وسلم سَكِنْهَا يَلَان Doğru, ayrımı yapmadan, yemin eden bu sahtekarlara sakın ha bunlara teslim olma. وَلَا diye Orada direnen bir peygamber var sallallahu aleyhi ve sellem. Fakat sahabe-i kiram dayanamıyorlar. Resulullah aleyhisselama geliyor. bin بِنَرَدْ diyor ki artık dayanamıyorum ya Resulallah. Beni ateşe attılar, sırtımı yaktılar gösteriyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme işkencenin mahşerindeler. Dayanamıyorlar. Peki o yüce ahlak sahibi yüce ahlak sahibi bak evvel ayetlerde dördüncü ayette o geçiyor. Onun sahibine diyor ki Rabbim وَلَا ya, كُلَّ حَلَّافٍ Mehin Sakın ha teslim olma. İtaat etme demek ne demek? Sakın ha bunların anlaşma teklifine yaklaşma. Sonra onların vasıflarını anlatıyor bize Kur'an-ı Kerim. Kimdir bu adamlar? Bu adamlar aşağıya doğru iniyor iniyor. Hem mazim in binemim lil hayri, Hayra engel olur. Orada birisi açlıktan ölüyor, çorba vermez, su vermez, mu'tedin ethim, tecavüz eder, saldırır, günahkar, utullim ba'de zalike zenim. yani kaba, bütün bunların ötesinde nedir bu adam? Şimdi bu zenimle alakalı ne sebebi belli olmayan ifadesi var. Ahmet bin Hanbel'in rivayeti var. Orada şerli bir adam olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soruluyor. O şekilde helal haram ayırımı yapmadan milletin malını alan yiyen birisi olarak zenimi böyle tarif ediyor. Yani babası belli olmayan diye ifade ediliyor. Milletin içinde yabancı birisi vesaire farklı tanımları var. Şimdi bu adamın özelliklerini anlatıyor. Sonra diyor ki en kana za ve benin. Burada bir lam takdiri var. Yukarıya o lamın mutallakı da yukarıda ve lâ Sakın ha özellikleri bu olan adamların önünde eğilme. Onlarla fikirde, onlarla harekette, Onlarla anlayışta bir anlaşma zemini arama. Bunların evlatları, bunların malları var diye enkane demeli ve beni li enkane demek yani. Sakın ha, bunların gücü kuvveti var diye. Böyle bir uygarlıkla sen masaya oturma diyor. Peki sonu ne olacak? Senesi muhu alal Allah Teala bunların alınlarına zillet mührünü vuracak. Mekke'yi Mükerreme'de sahabe-i kiram radıyallahu anhum dayanamıyorlar. Onlara o adamların özelliklerini ahlaksız, edepsiz, yetim malına elini uzatan, helal haram ayrımı yapmadan her şeyi alan böyle bir grup var. Güruh var. Bunlarla ortak bir zemin aramayın. Bunlar ancak bunlardan tevbe ederlerse, gelirlerse o zaman kardeşiniz olurlar. Peki bu ayet kelime Mekke-i Mükerreme'de indi. Tarihsel mi? Ne diyor şimdi bu ayet? Doğu Türkistan'da Müslümanlar, Müslüman diye eziliyor kardeşlerimiz. Müslüman kadınlar Eve geliyor Çinliler, çocukları alıyorlar, kesiyorlar, organlarını canlı canlı alıyorlar, götürüyorlar, satıyorlar. Bunlarla alakalı özel hastaneler kurmuşlar. Müslüman kadının yatak odasına eşini almışlar, oğlunu almışlar, yatak odasına Çinli bir kafir koyuyorlar. Peki bu kadın yalnız kalmış. Ona diyorlar ki, وَدُّوا لَوْتُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ eğer sen Çin'in o maucu anlayışını kabul edersen bizle beraber olursun. Yok iffet, ahlak, iman de direnirsen o zaman bütün bu acılara, işkencelere maruz kalırsın diyor. Kur'an-ı Kerim, Öyle bir kitap ki ne zaman hangi halde okursan sana konuşuyor, ona konuşuyor. Güneş ki bu, nereden bakarsan sanki senin için doğmuş gibi. Öyle görüyorsun. Eğer evinin perdelerini kapatmadıysan sanki güneşi Allah Azze ve Celle senin için göndermiş. Öyle zannediyorsun. Olduğun yere bütün ışınlarıyla sana da geliyor, ona da geliyor, ona da geliyor. Kur'an-ı Kerim böyle. Nerede okuyorsanız. Derdinize derman oluyor, yaranıza merhem oluyor. Şimdi Doğu Türkistan'da o kadına diyor ki: Walla tu'dya, kulla halaf imhîn, hamazim meshâim binamîm, manâ'il lil khairi mu'gedîn ethim, atul lim ba'de dali sakın ha, ma onun çocuklarının önünde eğilme, ey İslam kadını diyor. Onunla diren. Arakan'da bir kadın almışlar. Eşinin gözü önünde beş tane Budist ırkları belki aynı. O kadına tecavüz ediyorlar. Şimdi bu kadın aklını kaybetmiş. Nasıl ayakta duracak? Bu ayetler ona diyor ki: "Ve la tud'a kulla hallafin mehin hamazin meshaim binemim." Yani sakın ha utullin ba'de zalike zenim en kana za mali ve benin. Gücü var Çin'in, gücü var şunun bunun diye bunların önünde eğilme göreceksin Mekke'nin bir Medine dönemi olacak Muhammed Tuğrul Beyler gelecek Yavuz Selimler gelecek Selahaddinler gelecek Senesimuhu alel hurdum küfrün alnına zillet mührü mutlak ve muhakkak vurulacak oryantalist bunu biliyor Kur'an-ı Hakim sizi yüreğinizden bir kavrar, ayağa kaldırır. Mısır zindanlarında İslam'ın kızları, Müslüman kadınlar, karşıda bir anlayış var, düşünce var. Amerika adına, İsrail adına, Siyonizm adına, Müslümanların çocuklarına her türlü işkenceyi yapan bir algı var, bir anlayış var. Peki Mısır zindanlarında sahipsiz kalmış, ümmetin alakadar olmadığı, o kadınları kim teselli edecek? İşte bu kitap. Bu kitap, bu kitap diyecek ki: "Ve inneke le'ala hulukin azim." Siz o muhteşem ahlak nizamının sahibi. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın bağlıları, onun yolunun bağlılarısınız. Ama bu ahlaksızlara, bu ırz düşmanlarına, bu milletin malına tecavüz edenlere, bu günahkarlara, bu kaba softalara, bu ham yobazlara sakın ha bunlara teslim olmayın. Güçleri var diye teslim olmayın. Bir ufuk var. Senesi muhu alel hurtum. Oraya bakın. Bunları bir felaket bekliyor. Şimdi bu ayet-i kerimeyi Mekke'de okuyorsunuz size Medine'deki o İslam devletinin zafer alaylarını gösteriyor. Bedir'deki zaferi gösteriyor. Mekke'desiniz ama oradan Bedir'e bakıyorsunuz. Habbab bin Eret olarak bakıyorsunuz. bilal Habeşi olarak bakıyorsunuz. Peki Mısır'da bugün okuyorsunuz. Arakan'da, Suriye'de, Irak'ta, Alem İslam'da okuyorsunuz. Yani karşıda gücü, kuvveti, iktidarı olan burada o gün müşriklerin yapmış olduklarını yapan o sıfatlara sahip olan adamlar var. İşte kuran Hakim bugün işkence altında olan Müslümanlara konuşuyor. Sonra ötekilerine diyor ki parayı bulduğunuz zaman işte bu adamlar gibi olmayın. Bu müşriklerin sıfatlarına sakın ha sahip olmayın. O düşünceden, o sefahetten, o sefaletten uzak durun. Onların sonu dünyada zillet, ahirette halidine fiha ebeda, ebedi cehennem olacak. Yani onları Allah Azze ve Celle sahip oldukları özelliklerle anlatıyor ki Müslümanı onlar gibi olma. Müslümana, gücü olan Müslümana sakın ha onlara özenme. Peki gücü olmayan, işkence altında olan, ezilen mustazaflara onlara da diyor ki bunlar böyle edepsiz, Bunlarla sakın anlaşmaya yanaşmayın. Onlar zelil, siz aziz olacaksınız. Allah bu sistemi tersine döndürecek. Bekleyin, sabredin, direnin. Sakın ha İslam'dan taviz vermeyin, Mekke-i Mükerreme'ye bakın. Yani Kur'an hakim onların kimliklerini ortaya çıkarıyor. Müslümana bunun gibi olma diyor insanlara bunlar gibi olmayın diyor. Ezilen müminlere de işte bunlar böyle, bunların sıfatları böyle, tıynetleri bu bunların, bunlardan başka bir şey beklenmez. Sabredip, dayanıp mücadeleye devam edeceksiniz. Bunlar size niye zulmediyor? Onlar gibi iffetsiz olmadığınızdan dolayı size zulmediyorlar. Ama zafer mutlak ve muhakkak sizin olacak. Hadiseyi bir de şöyle bakın. İki gün önceydi herhalde. Türkiye'nin en fazla tıklanan diyorlar ya haber sitelerinden bir tanesi. Aynı zamanda gazete. İstanbul'un bir ilçesinden haber veriyor. Gecenin şu saatinden sonra işte fahişeler çıkıyorlar, sokakta pazarlık yapıyorlar. Oraya biz konferansa gittiğimizde gençlere anlatmıştı. Sekizden sonra buralar dolu. Gençler Çocuklar sokağa çıkaramıyoruz demişlerdi. Öyle bir yer. Şimdi ona haber yapmışlar. Herhalde polis basmış vesaire. Peki şimdi oradaki fahişelik. Ne kadar alıyor diyor orada haberde. İşte şu kadar alıyor. 50 lira 100 lira alıyor. İffetsizlik, ahlaksızlık, edepsizlik. Ona diyorlar ki bu fuhuş yapıyor. Aynı gazetenin internet sitesine bakın. Orada falan yatta falan otelde falan kadın falan adamla beraber aşk yaşıyor diyor. Ne yapıyor orada? Fuhuş yapıyor. Fuhuş yapıyor. Eşi değil, hanımı değil. Otel odasında ne yapıyorlar? Yatta ne yapıyorlar? Peki ona aşk diyor. 100 liralık olana fuhuş diyor. Yani ne demek istiyor? Eğer paran varsa, eğer bir geceye 100 bin lira verebiliyorsan o zaman bunun adı aşk olur. Niçin böyle yapıyorlar? ünlü diye, meşhur diye bu milletin önüne birilerini çıkarıyorlar. Bu milletin kızı, bu milletin oğlu istiyorlar ki onlar gibi olsunlar. Madem sen nikahsız, para karşılığında yapılan ilişkiye, ahlaksızlığa, edepsizliğe, fuşa, zinaya karşı bir duruşun var. Bunu bir milletin sefaleti olarak görüyorsun. Peki 100 liralık olana karşı çıkıyorsun da bir gecede birisi bir fahişeye ünlü diye 100 bin lira veriyorsa bu ahlaksızlığa niçin karşı çıkmıyorsun? Milletin evladını zehirlemek için. Yani onlar fuhşa aşk diyerek millete fuhşu meşru göstermeye çalışıyorlar. Anlıyor musunuz? Kavramlar ne kadar önemli. Allah Azze ve Celle de burada Müslümana bunların sıfatları bunlar, özellikleri bunlar, günahkar bunlar, hadde tecavüz eder bunlar, yetimin malına el uzatır bunlar, mütecaviz bunlar, her türlü edepsizlik bunların hayatında. Sakın ha bunlara özenmeyin ey müminler diyor, kimliklerini ortaya koyuyor. Peki şimdi burada beyefendi neyi anlayamıyor? O kafasını nereye gömmüş? Oryantalistlerin bakın dediği yere gömmüş. Ergüvan'dan niçin bahsetmiyormuş? Boğaz'daki e gitsin o Boğaz'daki yalıya otursun. Orada otursun, keyif yapsın birileriyle. Onun keyfini Arakan'daki kadına nasıl anlatacaksın? Eğer Kur'an-ı Kerim'de böyle keyif veren onun istediği gibi manzaralar olsaydı. Suriye'deki bir mazlum kadın için Kur'an-ı Kerim nasıl teselli kaynağı olacaktı? Suriye'de kadın diyor ki eşim şehit oldu, evlatlarım öldü, bir tane yavrum kaldı, evimiz perişan olmuş, kış gecesinde dışarıda yavrumla dururken kucağımda döndü, dondu, donarak öldü evladım. Bu kadın nasıl ayakta dursun? Allah Teala ona işte burada Esed'i anlatıyor. Bunlar böyle. Ey İslam kadını dünyada da ahirette de senesimuhu alel hurtum. Bunların zilletini göreceksin. Allah Teala bu sabrın karşılığında sana cenneti vaat ediyor. Direneceksin. Ümmet sana sahip çıkmadığından dolayı sorumlu. E bu adamlar şöyle yakın bir zamanda bu imtihan yurdun akıbetini göreceksin. Yani Allah Teala'nın adaletinden bahsediyoruz. Peki, Arakan'ın kafirleri, Suriye'deki zalim, Mısır'da Rab'a meydanda mü'minleri yakan adam, bu adamın sonu ne olacak? O mazlumlar, onların anneleri neyle teselli olacaklar? Onların yarınki zilletleriyle, cehennemdeki o sürünmeleriyle yine fiha ebeda ebedi kalacakları onara sürüklenmeleri Kur'an-ı Hakim onu gösteriyor. Onunla teselli olacak mümin kadınlar, mümin anneler, babalar, mümineler bununla teselli olacaklar. İşte onun için Rabbim bize bu ayetleri bu şekilde indiriyor, haber veriyor. Dün de vardılar, bugün de varlar, yarın da olacaklar. Çünkü hakla batılın mücadelesi Habil'le Kabil'le başladı. Kıyamete kadar devam edecek kardeşim. Hocam, <laughs> yani aslında bura öyle uzar gider ki Kur'an hakim acayip bir kitaptır. Yani o nerede nasıl okursan seni alır ayrı bir iklime götürür. Mezarlıkta ayetleri oku, sana dirilişi anlatır Kur'an-ı Kerim. Muharebe meydanında oku, muzaffer sen Bedir'i anlatır. Mağlup olduysan sana Uhud'u anlatır. Önünde hendek var, önünde Mekke'nin fethi var der. Mihrapta okursun, seni ayağa katmaya davet eder. Çarşıda okursun, hakkaniyete, ölçüye tartıya riayet et der. Devlet başkanlığı merkezinde okursun, orada sana adaleti anlatır Kur'an-ı Kerim. Her yerde ayet okursun, ayrı şey söyler sana. وَمَا مُحَمَّدٌ illa رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُولُ اَفَا اِمَّا تَأَوْ قُتِلًا قَلَبْتُمْ aqabikum ayet. <آية> Peki, Hz. Resulullah Aleyhisselam vefat ediyor. Hz. Ömer Efendimiz ne buyuruyor? Kim Resulullah Aleyhisselam vefat etti derse başını vurur. <Sessizlikle> <Sessizlikle> innehu seyaudu kema ade Musa ila kavmihi. Hazreti Musa nasıl döndüyse kavmine Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de dönecek diyor. Dönecek. Hz. Ömer Efendimiz diyor. Sonra Ebu Bekir radıyallahu anh bu ayeti okuyunca وَمَا مُحَمَّدٌ illa Rasul. O ancak Allah'ın Resulüydü. قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُولُ Ondan önce peygamberler geldiler, vazifelerini ifa edip gittiler. Şimdi Peygamber aleyhisselam öldü ya da şehit edildi diye bu davayı bırakacak mısınız? Efe immate ev kutilen ala akabikum Yani gerisin geri dönecek misiniz? E kim dönerse bu kendi adına bir felaket olur. Felen <laughs> yadurrallâhe <laughs> şey Allah'a bir zarar veremez buyuruyor Rabbim. Peki şimdi bu ayet Hazreti Ömer'e konuşuyor o gün diyor ki bu ayeti ben biliyorum. Ezbere biliyorum. Ama sanki o ayet o an inmişti. O an o ayet bana konuşuyor. Ömer dur diyor ne diyorsun sen? Peki bu ayet kelimeyi Uhud'da İslam sancağını taşıyan Mus'ab bin Umeyr de okuyor. Hangi makamda, hangi halde okuyor? İbnu Kamiye saldırıyor. Onu Allah Resulü Aleyhisselam zannederek saldırıyor. Sancak sağ elinde. Evvela bu ele vuruyor. Bu el kesiliyor. O el yere düşerken ne diyor? Oma Muhammedun illa Rasul. Kad min kablihi Rasul. Ey Allah Resulü Aleyhisselam asabı. İbnu Kami'e bana vurdu. Beni Efendimiz Aleyhisselam'a benzetti. Seviniyor. Sanki Resulullah Aleyhisselam'ı yaraladı. Öyle seviniyor. Bu ayeti okuyor. Sahabeye kolu düşmüş. Ama onun derdinde değil. Bu ayeti okuyarak diyor ki bu dava sadece Allah Resulü Aleyhisselam'ın davası mı? O şehit oldu diye, o şehit edildi diye faraza böyle bir durum olmuş olsa bu davayı bırakacak mısınız? Ey müminler nereye gidiyorsunuz? Dağılan Müslümanlar var ama kopan kolu derdi değil. İslam'ı koruma. Sonra sancağı bu elini alır bu ele vurur yine bu el kesilince ve ma Muhammedun illa rasul kad halat min qablihi rusul afa imma ta au kutilan qalabtum ala aqabikum ve men ala aqibeyhi falan yadurrallah shay'a kim döner giderse peygamber aleyhisselam şehit oldu zannedere Allah'a onun davasına bir zarar veremez. Nereye gidiyorsunuz Müslümanlar? Yani baktığınız zaman Uhud'da Musab bin Umeyr ümmet dağılırken kolları kesilmiş orada okuyor. Neden gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Peki ben bu ayeti, sen bu ayet hangi makamda okuyacaksın? Allah Resulü Aleyhisselam geldiler, vazifelerini ifa ettiler, ayrıldılar aramızdan, gittiler, Rablerine ulaştı. Bu dava şimdi sana emanet. Sen Kur'an Hakime, sen Resulullah Aleyhisselam'ın muazzez sünnetine sahip çıkacak mısın? Müslümanlar yeniliyor diye, Müslümanlar Uhud gününü yaşıyor diye, Müslümanlar dağıldı diye sen de bırakıp gidecek misin? Eğer gidersen unutma ki فَلَنْ يَدُرَّ اللّٰهَ şeya Allah bu davayı koruyacaktır. Sensiz de kurur Allah Azze ve Celle bu davayı. Gel Allah Resulü Aleyhisselam'ın muazzez izlerini bırakma onu söylüyor. Neredesin? Nerede olursan ol, orada sana her bir ayet ayrı bir makamda konuşur kardeş. Böyle bir kitaptır. Allah kelamı alır seni bir iklimden bambaşka bir iklime götürür. Tek başına bir dünyaya meydan okuyorsun. Kafir bunu biliyor işte. Kur'an'ın bu özelliğini biliyor. Hz. Ömer Efendimiz'in kız kardeşi, Hz. Ömer radıyallahu anh, evinden çıkıyor Resulullah Aleyhisselam'ı şehit edecek diyorlar ki kız kardeşi eve geliyor Habbab bin Eret orada Kur'an-ı Kerim öğretiyor eniştesi Hz. Ömer Efendimiz'in onlar saklanıyorlar kim çıkıyor? Fatıma Hazreti Ömer'in kardeşi Fatıma bastırınca Hz. Ömer radıyallahu anh okumaya başlıyor evet diyor Taha suresini okuyorduk Hz. Ömer Efendimiz bir tokat vuruyor ama direniyor bir kadın. Ömer gibi birisine direniyor. Erkekler saklanmışlar. Bir yere gitmişler ama bir kadın direniyor. Hani Kudüs'te bir kadın çarşafını çıkar demiş. Eşkıya. Eşkıyanı, eşkıyaların İslam diyarına kurmuş oldukları adı İsrail olan karakolun adamları o İslam kadınla üzerinden o çarşafı çıkar dediler. Kadın çarşafıyla bir aslan gibi durdu. Aslanın dişisi de aslandır. Şehit ettiler o kadın. Biliyorsun değil mi? O kadın, o fotoğraf. Şimdi Kur'an hakim okuyunca bilirsin ki o namlunun ucunda ölüm var, şehadet var. İşte bu seni bir aslan gibi bir ordunun önüne geçirir, orada meydan okursun. Doğu Türkistan'dan bir fotoğraf var. Çin ordusu geliyor, bir İslam kadını o ordunun önünde yalnız başına ellerini kaldırmış. Direnen bir kadın, İsrail tanklarına küçücük şu kadar boyuyla taş atan çocuklar. Biliyorlar ki Kur'an Hakim, Allah'ın ayetleri sizin ruhunuza bir girdiği zaman damarlarınıza öyle müdahil olur ki وَلَا تُطِعِ külle mehin sakın ha bunların önünde eğilme en kane za mali ve benin Amerika Rusya Çin güçleri kuvvetleri sayıları nüfusları silahları paraları var diye unutma bu mücadelenin bir sonu var senesi muhu alel khurtum. Allah bunların anla zillet mührünü vuracak işte oryantalist bunu biliyor Kur'an-ı Hakim nasıl seni ayağa kaldırır? Onun için içimize yerli oryantalistleri yerleştirdiler. Bunlar çok. Yani şahıs üzerinde onun için durmayalım. Yani şimdi efendim falan vazifeden alınsın. Falan vazifeden istifa etsin. Ya bu adamların derdi ekmek. Karınların doyurma. Şimdi bu adamlar ilim meydanına gelsinler. Eğer Kur'an'la derdi varsa gelsin buraya. Ya okuduğu ayete bak ya. Bir ay Kur'an kursuna giden ondan daha doğru okur. Hafızsın sen Hakan kardeşim öyle değil mi? Ya okuyuşa bak ya. Şu okuyuşa bak. Şu Kur'an-ı Hakim okuyuşa bak. Bu adam bu memlekette tefsir profesörü oldu. Bir tarih okuyordu. Cevap veriyordu bize kendince. Maturidi'den. iki satır okuyor içinde sayamayacağınız kadar ibarede hata var, yanlış var. Ecehel bir adamdır bu, ecehel. Ecehel bir adam. Oriyantalist nereden bak diyorsa, oradan bakıyor. Ama mesele şahıs değil. Göke buradan çağrıda bulunuyoruz. Devlette bunların arkaları çok. Onlara diyoruz, bunlara kıyamıyorsunuz, biliyoruz. Evet, bunlar sizin adamınız o zaman. Bir oryantalist fakültesi kurun. Doldurun bunları oraya. Ne yaparsa yapsınlar orada. Millet çocuğunu okula gönderiyor, Kur'an-ı Hakimi öğrensin diye. Kaç kişi beni aramıştır. Bu adamın dersini dinleyip dinsiz oldum diye. Ne zamana kadar bunlara müsaade edecekler? Kitaplara yazsınlar. Tarihselcilik 15 asırlık İslam tarihinde en büyük fitne hareketidir diye yazsınlar. Milletin çocukları bilsinler. Ama sözde Tarihselcilik tezlerde nasıl geçiyor? Tez hazırlıyorlar. Kur'an'ı anlama yöntemi. Kur'an'ı inkar yoluna Kur'an'ı anlama metodu adını vermişler. Büyük bir felakette karşı karşıyayız. Bak bu dergi kardeşim. 2005 Ocak ayı ama 2004'te çıkardık bunu. Tarihselcilik ya da Kur'an hakimin protestanca okunmuşu. O zaman bu fakir bunun içindeki yazların yüzde seksenli, doksanı hep müstahar bu fakir yazmış onları. Fazıl Rahman, Nasr Hamid, Ebu Zeyd, Tarih Selciliğin Tarihi onları yazmışız. Ta ne zaman? 16 yıl önce büyük bir tehlike kapıda diye ama Müslümanlar, alimlerimiz, ariflerimiz maalesef kimse bu mevzuyla alakadar olmadı. Önleri açıldı. Şimdi Türkiye'de İslamiyat dedikleri alanda en güçlü entelektüel varlık haline geldiler hocam yine gönderilen sorulardan birisi aynı zat cennetle alakalı tevillerde bulunuyor Kendisine anlatılan bir şeyden bahsediyor onun ifadesiyle söyleyelim bana cennet ayetleri geliyor. Öbür dünyada Allah bize altından ırmaklar akan koltuklara e, kurulacağız. Sırf muhabbet edeceğiz. E, bunu ona söylüyorlar. Bu doğrudan çıkarım yapıyor ve diyor ki Altından ırmak akan cennet koltuk. E, oysa şu an bile koltukta oturuyorum. Irmak akan cennet. Ben Giresunluyum diyor. İşte her tarafta ırmaklar falan. Ee, sonra ayeti kerimede yuhallevne fiha min esavira min zehebin. Bu ayeti okuyor ve yani hani size bir şey daha söyleyeyim mi babından. Diyor ki bu sefer altın bileziklerle süslenecekler. ipekle elbise şimdi, giyecekler. Şimdi bak. Bu adam kuran Hakim'den o kadar yabancıdır ki, Kur'an-ı Hakim'i o kadar yabancıdır. O kadar ya bilirim, o kadar yabancıdır. Ya diyor ki, ben ne, nereliyim? Giresunluyum. Orada nehirler var. Bana ne diyor ya? Beni cennete bu ayetler çekmez diyor. Cezbetmez diyor. Orada orada da nehir var diyor. Peki Kur'an-ı Kerim bize nehirleri nasıl anlatıyor Muhammed suresinde? مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. تَدُّ بظلم سُتَّنْ نهي الله. بشكا وأنهار من خمر لذة للشاربين. بلا ايش لذة لذة جنة شاربندان نهي الله. بشكا ve enharu min aselim musaffa. Süzme baldan nehirle. Böyle dünyada baldan, şaraptan, sütten akan nehirler var mı kardeşim? Böyle bir nehir biliyor musun? Bu kendi köyünün nehrinden bahsetmiyor Cenab-ı Hak. Nereden bahsediyor? Ahiretteki o nehirlerden, sütten nehirler, baldan nehirler, o kendi cennet suyundan akan nehirler. O beşirille nerede? Muhammed suresinin 15. ayeti. O beşirillediğine amanu ve amilu salihat en lehum cennetin tecri min tahti el enhar. Kullama ruziqu minha min semerati rizqan kalu hada allazi ruziqna min qabl ve utu bihi mutashabiha. Cennette nimetler, meyveler ikram edilecekler. İnsanlar diyecekler ki bize bunun bir benzeri verilmişti. Yani cennetteki nimetlerin hiçbiri dünyadaki gibi olmayacak. Ne ipeyi dünya ipeği gibi olacak, ne nehri, ne meyvası. Kim söylüyor? Allah Azze ve Celle söylüyor. Yani cennetteki nehir bizim köyde akan nehir değil kardeşim. Kim söylüyor? Kur'an hakimin sahibi söylüyor. Sonra su önemsiz mi? Türkiye için önemsiz mi su? Nerede? İnsan için su gibi hayati olan başka bir şey var mı kardeşim? Var mı su gibi hayati olan başka bir şey var mı? Ama o nehirler bütün bunların ötesinde işte böyle nehirler olacak. Yani bu adamların derdi ne? Bir ateist düşünün, bir dinsiz düşünün, bir şu bu adam düşünün çıkıyorlar bunun gibi dinleyicilerini vallahi dinsizliğe sevk edemez. Bilmezler Kur'an-ı Kerim'i bunun gibi çarpıtamazlar. Ayetleri bunun gibi tahrif edemezler, yapamazlar bunu. Yok İmam Maturidi'ye isnat ediyor. Hep yalan. Yok öyle bir şey. İmam Maturidi cenneti anlatıyor. Bunun bahsettiği yerde. Onlar hep cevap verdim. Sonunda مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا اُذُنُ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرْ diyor. Yani مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ Hiçbir göz görmedi diyor. Kulak işitmedi. Kalbe düşmedi yani oradaki nimetleri hadis kusside Rabbimiz anlatırken böyle anlatıyor. İmam Maturidi de meseleleri anlatıyor. Sonunda oranın bileziğidir, ipeğidir vesairesidir. Bizim bildiğimiz şekilde değil diye mevzunun sonuna bunu getirip koyuyor. Yorumunda hocam o da bu ipek altınla alakalı. İşte e, kollarında altınlar üzerinde ipekler. Şimdi sizden biriniz bunu giyip dışarı çıkın. İşte size ne derler? Ben söyleyeyim diyor. Orada hakaret ediyor falan. İşte yani bunun derdi Kur'an hakimi itibarsızlaştırmaktır. Allah Teala cennetten bahsediyor. Orada hiçbir şey dünyadaki gibi olmayacak. Ayette söylüyor. Ne diyecekler? Benzeri bize verilmişti. Yani insan buradaki gibi olmayacak. Orada insanlar yemek doymak için yemeyecekler, zevk almak için yiyecekler. Orada helal vesaire yok. Yani göz şimdi alıyor kitaptan, ama aldığı orada duruyor. Anne karnında bir çocuk var. Birisi demiş ki, bir dinsiz alimin tarihte birisine, efendim demiş, nasıl olacak? Cennette insan yiyecek ama helal durumu olmayacak. Anne karnında çocuk şeyler alıyor besleniyor ama helası yok orada değil mi? Hela durumu yok idrar durumu yok bevletme durumu yok eğer etmiş olsa anneyi zehirler çıkınca hemen bevletmeye başlıyor bir zaman sonra doğunca bezliyorlar çocuğu ama anne karnında 9 ay duruyor Allah azze ve celle anne karnında ya orada ayrı bir dünya var orada çocuktan necaset çıkmıyor anne karnında çocuğu Orada 9 ay besleniyor, alıyor gıdaları. Doğunca alıyor hemen idrar vesaire gelmeye başlıyor. Orada o halde idrarsız, dışkısız besleyen, büyüten Rabbim cennette bunu yapmaya kadir değil mi? Apayrı bir aleme gideceksin. Cennet ayrı bir dünya. İşte burada anlatıyor. Böyle bir nehir var mı dünyada? Seni yoktan var eden Allah azze ve celle bunları yapmaya elbette kadirdir kardeşim bir damla meninin içine gözünü koyuyor, kulağını, kalbini, bütün organlarını yumurtayla dölleniyor. Anne karnında insan olarak çıktık. Hepimiz geldiğimiz yer belli değil mi? Noktamız belli, nereden geldik belli. Peki bunu yapan Allah konuşuyor işte Azze ve Celle. Hocam zaten bu ifadelerin, bu ifadelerinin sonucunda altına yorumlar yazıyorlar. Ataistler yazıyor ki ee, bir ateist olarak canı gönülden sizi tebrik ederim. İşte Kur'an e, böyle tarafsız, objektif açıklanır, yorumu yapılır vesaire. Ama geçen hafta gelen sorular vardı. Ne yaptık burada? Vardı değil mi? 5-6 tane. Kur'an-ı Hakim'e ateistlerin itirazları. Evet. Elhamdülillah. Hepsine cevap verdik. Ne kadar soru olursa olsun, ne kadar iftira. Ya bu Kur'an-ı Hakim kaç yayı gömerek geldi. Kaç devleti gömerek geldi. Das Kapital gitti Karmaks'la beraber. Şimdi Das Kapital'i birileri alsalar gelseler yeniden komanizmanın masallarıyla insanları, kitleleri sokaklara dökebilirler mi? Bitti kardeşim. Kapitalizma da bitecek. Ama Kur'an-ı Hakim 15 asırdır sonra, 15 asırdır hala ayakta. Zaman zaman fetretler olmuş. Haçlılar, Moğollar Anadolu'yu vurmuşlar, yakmışlar, yıkmışlar. Bir daha bu ümmet ayağa kalkamaz demiş. Arnaut Tombay öyle diyor. Bir baktık ki Osmanlı diye bir devlet kurulmuş. Bu kitap işte. Bu kitap yapıyor. Dolayısıyla bunlar kim? Sivrisinek hükmünde bile olamazlar. Dağa konmuş sivrisinek tepesine demiş ki ben buran sultanıyım. Bir rüzgar gelmiş katmış önüne alıp götürmüş. Sen sinek bile olamazsın ya. Bütün adamlarınla toplanıp gelsen ne hüküm mü ifade edersin kardeşim? Evet. Sizin de ifade ettiğiniz gibi yani tabi İslam dairesi içerisinde İslam hiçbir şeyin hiçbir soruyu cevapsız bırakmaz. Elhamdülillah. Evet. Hocam bunlar gündemdi. Şimdi eee Kur'an-ı Kerim tarihselcilik mevzusuyla alakalı bir giriş. Neden Kur'an-ı Kerim hedef? Niçin Kur'an-ı Kerim hedef? Çünkü bu kitap insanlığı ayağa kaldıracak. Bu kitap en adil millet, devlet, toplum yapısını kuracak. Bunu biliyorlar, görüyorlar. Kur'an-ı hakim, hakim olmuş olduğu bir dünyada sömürü olmayacak. Ezilenler olmayacak. Yetim çocuklar ağlamayacaklar. Anneler yavruların arkasında gözyaşı, tabutların arkasında gözyaşı dökmeyecekler. Kıtalar ötesinden kalkıp gelip petrolden dolayı alem İslam'ı sömürüp cehenneme çeviremeyecekler. Yani bu kitap bu ümmeti yeniden yek vücut yapacak. Ümmet olacaklar. Yani İstanbul Bağdat'ı imar etmişti. Bağdatlıların da İstanbul'da alın teri var. İstanbul Şam'ı bina etmişti. Ama Şamlıların İstanbul'da alın teri var. Biz birdik. Nasıl Diyarbakır bizimse, Konya bizimse, Şam da bizimdi. Bağdat da bizimdi. Kahire de bizimdi. İngilizler geldiler, böldüler, parçaladılar. Peki Bağdat'la İstanbul'u, Kahire ile Diyarbakır'ı aynı haritada toplayan neydi? Bu kitaptı inne hadihi ummetukum ummeten vahide. Bu kitap demişti ki ey Arap, ey Türk, ey Kürt, ey Hintli siz Müslümansınız. İslam'a göre millet yapısı ırka göre, dile göre, renge göre değil, imana göre belirlenir. Çünkü ırklar karışır birbirine. Onunla evlenir, bu bununla evlenir. Osmanlı o İslam millet yapısını kurmuş. Arnavut Müslüman, Boşnak Müslüman, Rumeli de Allah için cihad ediyorlardı. Mücadele ediyorlardı. Osmanlı'nın sancağı altında bunlar yapılıyor. Sonra geldiler. Bu kitap etrafında şüpheler oluşturdular. Kavmiyetçilik fikrini yaydılar. Ümmeti böldüler, parçaladılar. Ardından hürriyet değil, bir küsur asırdır devam eden bir esaret geldi. Osmanlı ümmetinin hamisiydi. Ondan sonra çiğnenmedik iffet bırakmadılar. Bu hale geldi alem İslam. Emperyalizma biliyor ki Kur'an hakime bu ümmet dönerse o zaman Amerikalı doları basıp gelip Müslümanın petrolünü alamayacak. Diyecek ki gel bakalım İslam dinarını getir, çalış burada, ver bize malı, ondan sonra bunu alabileceksin. Yani sömürü olmayacak. Osmanlı 2020 yılına Müslümanlar Osmanlı devletiyle girebilselerdi yani San'a Yemen bugün Osmanlı toprağı olsa Kudüs bugün Osmanlı yaşasaydı Osmanlı da olsaydı İsrail Devleti kurulur muydu? Yemen'de bu acılar olur muydu? Lübnan böyle olur muydu? Irak kan gölüne döner miydi? Osmanlı olsaydı Erkur'an Hakim rafa kaldırılmasaydı, Allah'ın ayetleri uygulansaydı, alem İslam'da bu sefalet olur muydu? Hep diyorlar ki, İslam dünyası niye böyle? İslam dünyasını kim bu hale getirdi? İşgalciler. Peki, bir küsur asırdır alem İslam'ı kim yönetiyor? Batılı işgalcilerin atadığı adamlar. Esed, Kur'an'ın terbiye ettiği bir adam mıdır? Sisi, Kur'an'ın terbiye ettiği bir adam mıdır? Yani oyla mı, Mısırlı Müslümanlar mı seçti onu getirdiler? Baskıcı bir rejim var. Yani şuradaki buradaki bak hangisi ise kralı vesairesi hepsi aynı yoldan gelmişler. Getirdiler Müslümanların başına koydular. Yani sanki alemi İslam'da bir küsur asırdır Kur'an-ı Hakim ayetleri uygulanıyor. Niçin böyle diyorlar? Evet neden böyle? Çünkü batının hükümleriyle yönetildiğinden dolayı alemi İslam böyle. Osmanlı'da böyle miydi? Değildi. İşte onun için bu kitabı hedef. Bu kitap hakim olursa kız çocuklarını sömüremeyecekler. Evli kadınla yatta 100 bin lira verip yasak aşk diye poz veremeyecek adam bu kitap hakim olursa onun için yetimin malını sömürenler de namus düşmanları da küresel eşkıya da hepsi bu kitaba saldırır. İçeriden adamları var onları beslerler işte burada olduğu gibi bunlar çıkarlar bu milletin İslam'ı anlatmaya memur olan evlatlarının gözü önünde kuran Hakimi itibarsızlaştırma seansları vardır onların yüksek lisans dersi muhtemelen veya doktora dersi orada konuşuyor işte nerede konuşuyor tefsir dersinde konuşuyor peki ne zamandır konuşuyor yıllardır konuşuyor 15-20 yıldır yazıyoruz. Bizden önce yazanlar var. Yazılıyor ama hiçbir adım atılmıyor. Bizim üniversiteye girmemiz yasak. Niye? Beyefendilerin keyfi bozuluyor. Ne yapıyoruz peki? Diyoruz ki gel kardeşim. Var mı Kur'an'a itirazı? Otur bakalım şuraya. Otur. Otur konuş bakalım. Kur'an-ı Kerim'e hakaret etmekten muaf tutuluyorlar. Kur'an-ı Kerim'i müdafaa etmekten. Hep yazıları böyledir. Evet. Diğer sorumuz hocam, e, aşama aşama tarihselcilik bahsinde tarihselciliğin ne olduğu, nasıl ortaya çıktığı, Türkiye'ye nasıl geldiğini ve ortaya çıkmasında etkili olan amillerin sebepleri ve amillerin. Yani tarihselcilik evet. Batı'da ortaya evet. çıkıyor. Aydınlanma aklı İncile saldırıyor, Tevrata saldırıyor, muhafaza müdafaa edemiyorlar. Ne yapalım diyorlar, İncil'i. içerden bir akım gelişiyor. Onlar diyorlar ki akliyleştirelim İncil'i dışarıdan bu saldıran dinsiz taifeye karşı. Yani bunların e, kanser olmuş İncil'e yaptıkları bir kemoterapidir. Onun için bak burada manşeti 16 ile önce şöyle atmışız, tarihselcilik ya da Kur'an-ı Kerim'i protestancı okuma. Katolisizması olmayan dinin protestanca okunuşu. İslam'ın katoli, katolizizması yok ki sen protestan oluyorsun. Bak bu Allah'ın ayetleri. Bozulmamış. Kıyamete kadar böyle devam edecek elhamdülillah. Fakat orada bir katolik dayatma var. Onun için protestan bir akıl gelişiyor. Aydınlanmada aynı durum oluyor. Sonra Orientalistler bunu alıyorlar Kur'an-ı Kerim'e tatbik ediyorlar. Farklı akımlar var. En güçlü isim Fazlur Rahman. 1968'de ölüm fetvasını veriyor Pakistan uleması. Bu kafir oldu diyor. Kur'an-ı Kerim mana üzere nazil oldu deyince kaçıyor oradan. Amerika'ya gidiyor. Oradan gelmişti zaten. Oraya gidiyor. Sonra bu adamın kitaplarını tercüme ediyorlar, Türkiye'ye getiriyor. 1980'de Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde meşhur bir tarihçi var Türkiye'de. Anlı şanlı bir tarihçi. İslam noktasında ecel olan bir tarihçi. Bu adam okutuyor bu kitabı. Bu kitabı tercüme edenlerden bir tanesi dinsiz olmuş zaten. O İslam kitabını Fazıl Rahman'ın. Son 80'de öyle başlıyor. Askeri darbeden hemen sonra. Ama asıl tarihselciliğin intişar yılı 90'lar. Merkezi Ankara İlahi. İslamiyat dergisi ilerleyen yıllarda kuruluyor. Kitabiyat yayınları, Ankara Okulu yayınları bunun merkez üssü haline geliyor. Peki tarihselcilik fikri kitap, dergi, mecmua itibariyle Türkiye çapında yayılması 95, 6, 7 yılları. Peki o yıllar ne? Türkiye'de Kur'an-ı Hakim, Efendimiz Aleyhisselam'ın sünneti o yolda bir adalet sistemi oluşsun, bir dünya görüşü hakim olsun. Bunun mücadelesini veren işte Erbakan hocamız yönetimindeki anlayışın iktidar olmayılı. Dikkat buyurun. Tarihselcinin temel iddiası ne? Hüküm ayetleri tarihseldir. Onların devri bitmiştir. Artık onları bu çağda uygulayamazsınız. Şimdi Erbakan hoca ne diyor? Rahmetullahi aleyh. Yeni bir dünya kuracağız diyor. Burada ezen olmayacak ezilen de olmayacak. Peki şimdi içeriden adamlar bunlar da çıkıyorlar. Ne diyorlar? Kur'an-ı Kerim'de hüküm ayetlerinin tamamı tarihseldir. Yani Kur'an'ın devri bitmiştir, çağ bitmiştir. Bu adamlar nerede? Felsefe fakültesinde değil, dil tarihte değil, siyasalda değil, hukukta değil. Kur'an-ı Hakim'in öğrenilmesi düşünülen okulda bu adamlar. Orada konuşuyorlar. Ankara, İzmir bunun merkezi. Tabi mesela Erzurum ilayat bir anlamda medrese gibidir. Orada ayrı bir gelenek vardır. Oradaki iyi hocalar da müdafaa ediyor. Tabi bu okulda Ankara'da olup da bu anlayışta olmayan çok iyi hocalar da var. Fakat e, bunların bu kadronun önemli bir bölümü oradalar. Peki çıkış yılı bu tarih. Yani sizce bu tesadüf müdür? Fazlu Rahman bir tesadüf müdür? Değil. Hep hazırlamışlar. Türkiye'ye taşımışlar. Pakistan'da makes bulamayınca, ulema tepki gösterince buraya geliyorlar. Burada yuvalanıyorlar. Zaten İslamiyat'ın anlatımında diyorlar ki biz Fazlu Rahman'ın görüşlerini benimsiyoruz. Kim bu adam? ulemanın tekfir ettiği, kafir oldu dediği kişi kaçıyor oradan beni öldürürler diye gidiyor. Sonra o görüşler Türkiye'ye geliyor. 1997 yılında bir sempozyum yapılıyor. İstanbul Belediyesi finansmanlığında bir sempozyum. Görüşleri orada anlatılıyor. 2000 yılından sonra tarihselciliği savunanların önemli bir bölüm bürokrat oluyor. 2007'ler zannediyorum. Bunların hepsi akademiyada en üst görevlere gelince, bürokrat olunca artık dergiyle daha ilgilenmiyorlar. Hatta abone yapıyorlar. Abonelere de dergilerin bir kısmını gönderemeden dergi kapanıyor. Neden? Yazmıyorlar, yapıyorlar artık. Yani din-diyanet alanının en önemli isimleri haline geliyorlar. Onun için şahıs üzerinde durmasın kardeşlerim. Bu mesele Türkiye'de henüz anlaşılmış değil. Dün hüküm ayetleri tarihseldir diyorlardı. Bugün ne diyor adam? Kur'an-ı Kerim Haşa peygamber uydurdu diyor. Oraya geldi. Dün buradan başladılar, oraya geldiler. Fazıl Rahman bunu 60'lı yıllarda söylemişti. Merhale merhale geldikleri nokta burasıdır işte. Hocam sempozyumlardan bahsettiniz ya. Tevafuk 28 Şubat'a 5 gün kala düzenleniyor evet. bu sempozyumda. Diğer sorumuz hocam ee, sizin bir ifadeniz var. Tarihselcilik fikri fikri değil, imani bir meseledir diyorsunuz. E, öyledir. Bunu biraz açıklar mısınız? Neden öyledir? Çünkü Allah Teala ve ma arsalnake illa kafet lin nasi beshiro ve nedir. Ve ma arsalnake illa rahmetin lil alamin. Kul ya nas? inni rasulullah ileykum cemia. Kul ya nas? inni rasulullah ileykum. Ben Hepinize cemiyen, Hepinize Allah'ın gönderilmiş peygamberiyim diyor. Ve ma arsalnake illa kafaten lin nasi beshiraun ve Allah Teala bütün insanlara peygamberi gönderdi. Sallallahu aleyhi ve sellem'i alemlere rahmet olarak gönderildi. Peki tarihselciliğin temel iddiası, çıkış noktası neydi? Kur'an-ı Kerim Hicaz yarımadası. İşte o coğrafyaya gelmiştir. Orayla sınırlıdır. O ayetleri bugünkü dünyaya taşıyamayız. Yani Allah Teala diyor ki bu ayetler evrenseldir. Onlar diyor ki yok tarihseldir. 7. asırda Arap Yarımadası'nın orada kalmıştır. Allah Teala buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'deki hüküm ayetleri mutlak ve muhakkak her zaman ve zeminde uygulanmalıdır. Bunlar diyorlar ki bunların devri bitmiştir. Dolayısıyla bu nedir? imani bir meseledir ki bugün gelmiş oldukları nokta itibariyle Kur'an-ı Kerim'i inkar ediyor adam ya. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاو۪يلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَم۪ينَ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَت۪ينَ Yani eğer diyor bir takım sözleri bana uydurup isnat etmiş olsan ve lev takavvel aleyna ba'dal akavil minhu bil yemin thumma minhu şah damarını keseriz diyor ya peygamber sallallahu aleyhi ve sellem alakalı Kur'an-ı Hakim'de tek bir kelime yok hepsi Allah kelamıdır şimdi geldikleri nokta itibariyle ne diyorlar haşa peygamber uydurdu diyorlar e Mekke müşriklerin dediğini söylüyor ne diyor başka diğer sorumuz hocam tarihselciliğin yani bu küfür değilse nedir küfür? Evet. Bu Kur'an'ı inkar değilse nedir Kur'an-ı Kerim'in inkarı? Nedir Kur'an-ı Kerim'in inkarı? Bu ülkede Kur'an-ı Kerim hiç bu kadar sahipsiz olmamıştır. Samimi söylüyorum bak. Altını çiziyorum. Bu adamlar o kadar etkilidirler ki, o kadar etkilidirler. O kadar etkilidirler. Ya bizi görevden attıran bu anlayıştır. Bu düşüncedir. İlim fikir meydanında bizimle hesaplaşamadıklarından dolayı ilgili yetkili etkili makamları üzerimize sürdüler. Bunlar tahrik yapan bütün bunlardır. Yani tesettür mahremiyet ayetlerini bu millet 1500 senedir okuyor kardeşim. Ben Allah Teala'nın ayetini okudum. Elbette okuyacağım. Okumaya devam edeceğim Allah'ın inayetiyle. Bu can bu bedende olduğu müddetçe Elhamdülillah. Biz Allah Teala'nın kuluyuz. O kadar bitti. Burası noktadır. Burası noktadır kardeşim. Bundan ötesi yok. Evet. Diğer sorumuz hocam. Tarihselciliğin talebi nedir? Talebi nedir? Öyle bir dünya kurulsun ki o dünyada kapitalizma insanları sömürmeye sonsa kadar devam etsin ya da başka bir sistem kapitalizma çökerse liberalizma vesaire neyi getirirlerse onunla sömürüye devam etsinler ama Kur'an-ı Kerim bunlara karşı bir nizam olarak meydan yerine çıkmasın onun devri bitmiş çağ kapanmış insanların ona dönüşünü onu umut olarak görüşünü bir e, manifest bir e, hobiye dönüştürelim. Kur'an'ın çağı kapandı, devri bitti diyelim. Bunu telkin etmeye memur olan bir ifsad merkezidir. E, o merkezin yaymış olduğu bir düşüncedir. Evet. Diğer evet. sorumuz hocam, e, tarihselcilik dendiğinde hep Fazlur Rahman ismi geçiyor. Tarihselcilik ve Fazlur Rahman ilişkisi nedir? Yani Fazıl Rahman tabi bunun e, İslam dünyasındaki müessisi diyebileceğimiz bir adam. Ee, aslında müessis demek kendisine fazla bir iltifat olur. Müessis değil, araklayıcı. oryantalizmadan almış, kezkopyala yapıştırmış, kezkopyala yapmış, gelmiş Kur'an-ı Kerim'i, o yalanları, o masalları uygulama iddiasında olan birisi. Ulema hükmünü vermiş, Oradan kalkmış Amerika'ya gitmiş. Sonra oradan düşünceleri buraya gelmiş. Peki ne diyor bu adam? Temel iddiası şu. Kur'an-ı Kerim nazım itibariyle değil, mana itibariyle vahidir diyor. Yani inkar etmeye buradan başlıyor Kur'an-ı Kerim'i. Sonra diyor ki Kur'an-ı Kerim'i ulema şimdiye kadar parçacı anlamıştır, lafızca anlamıştır. Biz bunu bütüncül anlayacağız diyor. Yani ne demek istiyor? Kur'an-ı Kerim'i her bir ayetinde ulema hüküm çıkardı. Böyle olmaz diyor. Biz ne yapacağız? Bütüncül anlayacağız. Bütün ayetleri alacağız. Oradan kendi aklımıza, kafamıza göre adalettir, hakkaniyettir bir takım hükümler çıkaracağız. Bu şekilde Kur'an'ı hakimi anlayabiliriz diyor. Buraya getiriyorlar meseleyi. Bak şunu söyleyeyim. Tarihselciliğin Fazlur Rahman düşüncesinin ne kadar etkili olduğu noktasında önemli bir misal. Burada söyleyeyim. Diyanet Başkanlığı'nda kardeşlerimiz var. Çok şuurlu Müslümanlar var. Elhamdülillah imamlarımız çok büyük hizmet yapıyorlar. allah Teala onları muhafaza eylesin. Aradım dedim ki bir yıldan fazla ya Ahzab suresindeki ayet-i kerime mealde, meale yazmışlar bunu. 2014 yılında basılan Kur'an yolu mealinde var. Hangi ayetin izahı? Ya eyyuhen nebiyyü kulle ezvacike ve benatike ve nisail mu'minin yudinine aleyhinne min celabi bihinne. Şimdi burada Cilvab anlatırken diyor ki bu tarihseldir. O gün cariye ile hür kadını ayırıyordu. Üzerine cilbap varsa hür kadın ona saldırmıyorlardı, tacizde bulunmuyorlardı. Artık bugün kadın sokağa cilbapla çıkmayınca bir taciz durumu yok. Dolayısıyla bu ayet tarihseldir. Yani falan bölgede bir kadın diyelim ki çıkan çıkar ayrı bir şey ama biz Kur'an'a göre söylüyoruz kardeşim. Şortla çıkıyorsa diyorsa ki benim anladığım örtü budur. Dolayısıyla kimse ona karışamaz. Niye? E kimse tacizde bulunmuyor. O zaman bu da kendince örtünmeyi yerine getiriyor. Fazıl Rahman ne diyor? Ayetler tarihseldir diyor. O günkü bağlamda anlamalıyız o gün kadını hür kadını cariyeden ayırıyordu. Böyle değil de aslında örtülü kadını açık kadından, iffetli kadını Kur'an'a göre tarif edilen bir iffet diğerinden ayırıyor. Ulama Bahrul Muhitte Ebu Hayyan böyle anlıyor. Fakat bunlar farklı bir zaviyeden bakıyorlar. Öyle cari hür ayrımı şeklinde bakan alimler de var. Fakat asıl nokta şu. Ne diyorlar? Bu ayet tarihseldir. Buradan gittiğiniz zaman Artık elinizde Kur'an-ı Kerim diye bir şey kalmaz. Ya bunu Kur'an-ı Hakimi meale yazdılar. Tefsire değil. Dedim ki bak bunu size söylüyorum. Ekrandan söylemeyeyim. Bunu çıkarın hala duruyor. Maalesef. Toplatın bunu dedim ya. Oraya kadar gelmiş. Anlıyor musunuz ne kadar etkili? Evet. Rahman'ın o zaman söyleyemediği o dönemin şartlarından dolayı söyleyemediklerini bu zaman söyleyenler var hocam. Ya daha ileri gidenler hmm. var. Yani fazla Aman dedi ez cümle şu. Parçacı, lafızcı anladı. Biz bütüncül anlayacağız diyor. Kur'an-ı Kerim'deki evet. ayetleri yani teker teker ayetlerden hüküm çıkarmayacağız. Gayelere bakacağız, amaçlara bakacağız. Yani Kur'an-ı Kerim yol kesene ölüm cezası veriyor. İnne ma cezaulledine yuharibunallaha ve rasul Hırsızlar ne diyor? Vesariku vesarikatu faktahu eydihuma. Elinin kesilme cezası veriyor. İşte zina yapana ezzaniyetu vezzani ona cezasını veriyor. Bütün bunlar ne diyor? Kötülüğü önlemek. Dolayısıyla kötülüğü siz işte bir ay hapisle önlüyorsanız bunun cezası budur. Yani Kur'an-ı Hakimi kendi hevasına, anlayışına göre küresel iktidarı yormayacak şekilde, problem çıkarmayacak şekilde anlamaya memur olan adam Kur'an'ı böyle anlıyorum gör, görünerek tarif eden birisidir Fazıl Rahman. Maalesef bu düşünce yayılmıştır. Tam da hocam dediğinizle alakalı yine bu tarihselciliğin ülkemizdeki işportacılarından birisi makalesinde söylüyor. Burada makaleyi aldık. Kur'an'daki bir şer'i hüküm günümüzün realitesine tetabuku ya da sorun çözme kabiliyeti oran, oranında pekala geçerli olabilir. Ama ters oranda geçerli de olmayabilir. E, veyahut Kur'an'daki bir hükmün önerdiğinden daha güzel bir uygulama da bugün uygulana bile e, uygulanabilir. Ama burada önemli olan husus işlevselliktir diyor. Yani işliyorsa alacağız. Şimdi adam diyor ki Türkiye'de bir belediye hırsızlık yapanlara bir ceza uygulamış bakıyorum diye bu ceza işlevsel olma cihetiyle işte falan meydanda hırsız eli kesiliyor bundan daha etkili. Öyle tahrip, öyle tahrif öyle bir algı var ki tarih bunun mislini görmedi. Kur'an-ı Kerim Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha zaviyesinden baktığınız zaman buyuruyor ki Mekke-i Mükerreme'de şu zina yapmayın. İçki içmeyin ayetleri gelmedi. Önce iman, sonra Medine-i Münevvere'de hüküm ayetleri geldi. Yani önce imanı yüreğe yerleştiriyor, ardından hüküm ayetlerini Allah Azze ve Celle inzal ediyor. Hırsızlıkla alakalı meseleye bakıyorsunuz şimdi. Evvela bu bir iman meselesi. İnanıyorsunuz. Sonra Allah Teala yapmayın diyor. Yaparsanız hem ahirette cezası var hem dünyada cezası var. Bakıyorsunuz iman İslam toplumu öyle değişiyor ki bir anda. Hani onlar gidiyorlardı yetimlerin sofralarından ekmeği alıyorlardı. Ama aynı adamlar öyle değişmişler. Sokakta hammallık yapıyorlar Medine çarşılarında. Yevmiyelerin yarısını gidiyorlar yetimlere veriyorlar. Yani önce hırsızlık yapıyorlardı. Zengin, güçlü olan, zayıf olan sofrasından alıyordu ekmeğini. Hani bu halde anlatılan bir hadis-i şerif var. Adi bin Hatim diyor ki Efendimiz Aleyhisselam yandaydım bir adam geldi. Fakirlikten şikayet etti. Öteki yol kesmişler ondan şikayet etti. Resulullah Aleyhisselam buyurdu ki fe in talet bike hayatun le tereyenne ta'ine tertahilu el hira tetufu bil ka'be hatta hat tatufa bil Kabe hatta tatufa bil Kabe la takhaf ahadan illa Allah. Yani fiin in talat bika hayatun eğer ömrün yeterse göreceksin diyor. İran Hire şehrinden bir kadın çıkacak. Hatta tatufa bil Kabe Kabe'yi tavaf edecek. Allah'tan başka kimseden korkmayacak. Şimdi bu adam şu mahalleden şuraya gidemiyor. Soymuşlar onu. Ama öyle bir emniyet gelecek ki bu coğrafyaya Irak'tan bir kadın Mekke'ye gidecek. Adi bin Hatim olur mu dedi mi? Hayal bu. Aradan yıllar geçti. Allah Resulü aleyhisselam ahireti irtihal etti. O kadını Kabe-i Muazzama'ya tavaf ederken gördüm diyor. Yani böyle bir eman geldi. 17. yüzyıl. Fransa'dan bir elçi geliyor, seyyah. Bakıyor ki İstanbul gecelerinde koca mahallede bir tane bekçi var. Kimse dükkanlara gitmiyor, yağma yapmıyor. Adam akşam gün dükkanı, mağazayı bir bezle kapatmış evine gitmiş. Diyor ki kendi günlüğünde Fransa'da bir mahalleyi Paris'te beklediği bir Paris'te bir mahalleyi koruduğu bekçi kadar o kadar bir sayıyla Osmanlı İstanbul'u koruyor diyor bir gecede. Yani Paris'in bir mahallesindeki bekçiler kaç tane o kadar bekçiyle koca İstanbul'u koruyor. Peki nasıl koruyor? Evvela o ayetler yüreklere okunuyor. Evvela iman var sonra diyor ki bak bütün bunlara rağmen gider birinin malını alır, devleti soyar, yetimin sofrasına elini uzatırsa cezayı burada sana uygular İslam elini keser. O halde sokağa çıkarsın. Bu nerede olur? İslam ahkamı uygulandığı yerde. Yani milletin malını soy, soyuyorsun diyelim. Bir yerde belediye başkanı oldun, yiyorsun milletin malını. Şu makama, bu makama geldin, zengin oldun. İhalelere fesat karıştırıyorsun. İslam senin elini kesiyor. Açlıktan ekmek çalanın elini kesmiyor kardeş. Kimi karnı tokken hırsızlık yapanın elini kesiyor onu vazifeden uzaklaştırıyor bak diyor ey millet hırsızlık yapanın yetimin malına elini uzatan akıbeti bu şimdi böyle bir adama ceza vermekten kim rahatsız olur kim rahatsız olur ya kim soyuyorsa milleti akıbeti böyle olsun insanlar kurtulsun dünyanın en baş sorunu sömürü değil mi savaşların en baş sebebi sömürü değil mi? Hırsızlık değil mi? Amerika, İngiltere dünyanın en büyük hırsızları değil mi? Dünyayı bunlar sömürmediler mi? Eğer Osmanlı gibi bir devlet olmuş olsa, bu ahkam uygulansa, dünyada insanlar bugün sömürüldüklerinden dolayı aşıktan ölüme mahkum olurlar mıydı? Olmazlardı. O halde şimdi belediyenin almış olduğu hırsızlıkla alakalı bir önlem Kur'an-ı Kerim gibi etkili olabilir mi? Bu nasıl bir anlayıştır ya? Nasıl bir sefaletti? Gavur elçisi gördü onu İstanbul'a geldiği zaman. Paris'i dedi, bir mahallesini koruduğu bekçi kadar, o kadar sayıyla koca Osmanlı, İstanbul'u o kadar bekçiyle koruyor. Hiçbir olay yok diyor. Niye? Çünkü iman var. Tamam kardeş. Evet. Onlar işlevsellikten bahsediyor. Hadi bakalım, baksın şimdi. Ne işlevsel? Değişmedi mi? Resulullah Aleyhisselam Arap Yarımadasını değiştirmedi mi? Osmanlı değiştirmedi mi? Eman gelmedi mi? Güven gelmedi mi? Hani işlevsellik. Bunları görmüyorlar mı hocam? Hatemallahu <laughs> <laughs>, ala kulubihim. Bunlar kimin memurudur kardeşim? Kim adına konuşuyor bunlar? Ateistler bunlar gibi Allah'ın kitabına saldıramaz. Bunlar gibi hücum edemezler. O zaman kimin memuru bunlar? Hangi düşünceye, hangi zihniyete hizmet ediyor? Ama şunu söyleyeyim. Bir kardeşimiz kalkar, bir Müslüman bu adama, bunun gibi olanlara bir tokat atarsa bu davayı ihanet etmiş olur. Onları mazlum konumuna düşürür, tarihselciliğin önüne açmış olur. Biz zaferimizi kalemle kazanacağız. Biz zaferimizi kelamla kazanacağız. Hangi dinsiz Kur'an'a itirazı varsa gelsin. Bir tarih Çorum'dan aramışlardı beni. Oradaki fakülteye geldi. Bir hocamız dedi ki bunun itirazları var. Sen de buna reddiyelerin var. 5-6 yıl önce veya 4-5 yıl önce. Davet etsem burada hocaların huzurunda fakültede konuşur musun? Hemen geliyorum dedim. Ama çıkmaya cesaretleri yoktur bunların. Önüne Kur'an-ı Kerim koysan okuyup mana veremez ya. Okuduğu Kur'an-ı Kerim'e bak. Şu ağza bak ya. Açık bir davetiniz oldu mu hocam şimdi? Çok. Ne kadar? Peki. Hocam... Ee... Şöyle önüne Kur'an-ı Kerim'i koyup bunun ne yalanları var? Burada cevaplar var. Kur'an-ı Kerim'de dil hataları var. İşte müzekker yerinde müennes kullanılıyor. Beyzavi önüne koyup a burada oku bakayım diyeceğim ona. Evet. Hocam diğer sorumuz tarihselcin tarihselciliğin bir usul kitabı var mıdır? Usulsüzlüğün kitabı olmaz kardeşim. Nizamsızlıkta nizam aranmaz. Bunlar bozmaya, bunlar yıkmaya memurdur. Yıkmaya. Kur'an-ı Hakim, sünnet seniye nasıl anlaşılacak? Ulemamız bunun usulünü yazmıştır. Bunlar o usulden habersiz olan cahillerdir. Yani bunlar ne Pezdevi bilir, ne Saraksi bilir, ne Debbusi bilir, ne kadar bilirler biliyor musun? Deniz kenarına gidersiniz, o denize birisi dalar. Dalarken o dalma esnasında birkaç damla çıkar. Onlar o kadar görmüştür işte bizim denizimizi. Dalarken denizin dibine dalıyorsunuz, birkaç damla çıkıyor o kadar. Ama o seraksi, pezdevi oralara giriyorsunuz. Eğer oralara girmiş olsalardı, Gadamer'den aldıklarını Fazıl Rahman'ın usul diye anlam bilim diye yöntem diye önlerine koyduğu anda tarih çöplüğüne atacaklardı. Hikaye bunlar kardeşim. Sadece kariyer var. İlim olanları istisna ediyorum. Kariyer. Başka bir şey yok. Hiçbir şey yok. Olsaydı gidip Fazıl Rahman'ın yalanlarına mahkum olmaz. Söylediği bütün yalanlar oradan araklanma. O nereden almış? O da işte aydınlanma aklından almış. Batıdan araklamış. Memur bunlar. Memur. Batının ameleleri bunlar. Hocam sizin şöyle bir ifadeniz var. Tarihselcilik kuran Hakimin karşısına çıkarılan en büyük tehlikedir diye. En büyük tehlikedir. Ya. Çünkü mutezilenin içinde öyle adamlar vardı ki gece namazları kılarlardı. Öyle abi salih adamlardı. Kur'an-ı Hakim hiçbir inkar etmemiştir. Mutezilenin orta tarafını diyorum. Yani sapıklıktır mutezile. Ama bir zamahşeri allah Teala o bozuk akidesine rağmen bak altını çiziyorum bozuk akidesine rağmen ona Kur'an-ı Kerim'e hizmet ettirmiştir Hanefidir mezhepte ama akidesi Mu'tezile tabi bozuk bir akide fakat Müslüman adam Kur'an-ı Kerim'de ne manalar çıkarıyor nasıl müdafaa ediyor Kur'an-ı Kerim'i yani ne alakası var bunlarla hiçbir alakası yoktur yani onlarla hiç kıyas edilmez yani bunlar dışarıdan yapılan saldırılardan daha tehlikelisini yapıyorlar. Oryantalist saldırsa Müslüman evladı bu kafirdir diyor dinlemiyor. Charlie Hebdo saldırıyor Müslüman dönüp bakmıyor. Ama bu ya bizim hoca diyor tefsirci diyor alıp okuyor. Öyle adamlar yanıma geliyor ki hocam diyor bu bir tarih bunlardan bir tanesi televizyonda program yapıyordu. Hangi televizyon? Adını vermeyeyim haftalık program yapıyordu orada bu herif. Onu orada dinlemiş, sonra kitaplarını almış, okumuş, emekli olmuş. Hocam dedi, namaz kılamıyorum. Secdeye gittiğimde haşa bu diyor ki kitabında haşa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rudi Paretten alıntı yapıyor. Kur'an-ı Kerim'i iftiradır, uydurmadır diyor. Onun dediği gibi olabilir mi diyor? Adam geldi, tezelliği arıyor. Müslüman namaz kılıyor. Milletin evlatlarını ne hale getirdiler? Anlasınlar diye söylüyorum. Onun için ya yok şu kadar tasarruf yap kardeşim. Tamam, atamıyorsan bu adamları topla hepsini. Kim tarihselci belli. Toplayın bir yerde. Yine onlara verin her ay şu kadar parasını verin onlara. Zıkkımlansınlar orada. Ama millet bilsin ki bu oryantalist fakültesidir. Orada ne yaparlarsa yaptırın onlara. Ama bunu çıkar ya, ilahi fakültesinden çıkar. Ben de ilahiyatçıyım. Yazıktır, günahtır. Burada Kur'an-ı Kerim mi öğretilecek? Burada sünnet seniye öğretilecek? Millet evladını onun için oraya gönderiyor. Böyle bir adam orada ders verebilir mi? Olur mu böyle bir şey? Evet. Diğer sorumuza <laughs> geçelim. Son sorumuza. Ne olur. Ee, Hint kıtasında ve Mısır'da tutunamayan tarihselcilik üçüncü hamlesini Türkiye'de yaptı ifadeniz var hocam. Evet. Ee, bu belli şahıslarla mı gerçekleşti ya da anlaşmalı olarak mı? Tabi şimdi e, Hindistan'da çok büyük alimler var. Hint kıtası diyelim. Pakistan, Hindistan'da diyor bendiler var mesela. Büyük alimler çıkardı orası. Biz de onların kitaplarından okutuyoruz. Efendim Keşmiriler, e, Efendim Tahaneviler, Seharen Furiler, Zafer Osmaniler, büyük adamlar bunlar. Şimdi Taki Osmani hocamız. Orada tutunamadı bunlar, çöpe attılar. Peki Mısır'da Nasr Hamit Ebu Zeyd, bu adamın kitabını Türkiye'de tercüme eden tek bir yalanına itiraz etmeden, tercüme eden adamlar şimdi ne etkili yerlere geldi. Mihraba geçip namaz kıldırıyor. Peki Nas Samit Ebu Zeyd ne diyor? Kur'an-ı Kerim iki dönemi var Mısırlı bu adam. 2000 yılında Hollanda'da vefat ediyor. Diyor ki bir teşekkül dönemi bir de teşkil dönemi. Kur'an-ı Kerim Arap Yarımadası'nda oluştu. Yerde oluştu. Sonra dünyayı teşkil etti diyor. Arap örfüyle oluştu. Şimdi bunu itiraz etmeden tercüme eden adam ne kadar etkili din diyanet alanında bir yere gelmiş. Onun için bunlar büyük bir güce sahipler. Bu bir vaka. Ama elhamdülillah Kur'an-ı Hakim'e nokta kadar zarar veremeyecekler. Mu'tezile'yi, Cebriye'yi, Haçlı'yı, Moğol'u vesaire bitiren Kur'an-ı bu anlayışı da kalem ve kelamla bitirecek. Buradan zerre kadar şüphe yok. İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu Bu kitabın sahibi Allah azze ve celledir. Bitti. Ama ulema ile yapacak bunu. Şimdi Nasr Hamit Ebu Zeyd bu yalanları söylüyor. Peki Kur'an Arap örfünden etkilenmiş olabilir mi ya? Sen bunu tercüme ediyorsun. Tercüme ediyorsun. Bir kelime itirazın yok ya. Allah'tan korkmuyor musun ya? Ya bu Kur'an-ı Kerim'i sende bu kadar da hatırı yok mu? Onu bir çocuk alacak, okuyacak. O düşünceleri okuyunca Kur'an'a olan imanı parçalanacak. Utanmıyor musun ya? Mihraba geçmekten utanmıyor musun bu halde? Soruyorum buradan. Vicdanın yok mu ya senin? Eğer Kur'an örften etkilenmiş olsaydı, yerde oluşmuş olsaydı, Mekke'nin örfü neydi? Çok tanrılı bir hayata inanıyoruz. Peki Kur'an ne dedi? Kulhuvallahu ehad. La ilahe illallah dedi Resulullah Aleyhisselam. Eğer Arap'ın örfünü alsaydı o zaman Kur'an-ı Kerim çok tanrılı bir dine hayatı bize anlatacaktı. Kur'an-ı Kerim geldiğinde faiz serbestti. Eğer Kur'an Arap'ın örfünü bize anlatmış olsaydı o zaman fezenu biharbin minallahi ve resuli demeyecek. Faizi alanlar verenler bilin Allah'la savaşıyorsunuz böyle der miydi? Kur'an-ı Kerim geldiğinde Adam cariye üzerinden bir fuhuş sektörü kurmuş para kazanıyordu Kur'an bunu yapamazsınız diyor yapmayın diyor Eğer Kur'an Arap örfünden etkilenmiş olsaydı O zaman fuhuş sistemi devam edecekti Haşa Kur'an-ı Kerim'de e, Soygun serbestti Kur'an-ı Kerim geldiğinde borcunu ödeyemeyen adam köle oluyordu. Ama Peygamber Aleyhisselam namaz kıldırırken kimin borcu varsa bu ölenen, ölenin kime borcu varsa ben ödeyeyim diyor. Sistem böyle değişiyor. Bu kitap Arap örfünden etkilenmiş olsaydı Ebu Cehil niye savaştı? Niçin Peygamber Aleyhisselam'ın üzerine yürüdüler? Ya kardeşim az tarih bilsen o coğrafyaya bakmış olsa Kur'an-ı Kerim'in neler değiştirdiğini göreceksin ya. Bu kadar vicdan da mı yok sizde ya? İşte bu adam Nasr Hamid. Orada ulema kafirdir bu diyor. Bu kitaptan dolayı ayrılıyor oradan. Hollanda'ya gidiyor. Hollanda'nın devlet başkanı diyor ki ona Kur'an'ı itibarsızlaştırman için Hollanda televizyonu emrindedir diyor çık saldır Kur'an'a diyor. Hollanda devleti emrindedir diyor. Nasr Ahmet'i. 2000'de ölüyor gidiyor. Tamam kardeş. Şimdi onun için bunları sakın ha kimse kahraman yapma yoluna gitmesin. Devlet de bunları alsın korusun, beslesin. Olur ki birisinin ajanı gider bir şey yapar onlara. Sonra bunları kahraman yaparlar. Biz Elhamdülillah zaferimizi kalem ve kelamla kazanacağız. Kim gelirse gelsin. Ha bu Kur'an tarih boyu Gazalilerle, Razilerle, İmam ile elhamdülillah Allah kelamı neleri gönderdi tarihin çöplüğüne. Kim bunlar ya? Kim bu? Oryantalist kusmuklarını milletin önüne gö götüren, koyan bir cahildir bu adam. Arkası da böyle, önü de böyle. Kimler varsa bu o piyasada iş bulamayan adam ne bürokratlar nerelere gelen adamlar var aslında bu demek istiyor ki belki de onlara ya niçin beni unuttunuz böyle bıraktınız fakat buna rağmen terfi ediyor tabi adam Adana'dan İstanbul'a geldi getirdiler evet hocam onun için kardeşlerim şahıs üzerinden yürümesinler bizim meselemiz falan filan değil falan filan istifade, istifa etsin değil mesele bu fikriyat, bu batının yalanı, masalı öyle müessir olmuş ki Kur'an-ı Kerim'i çepeçevre hem de anlatılacağı, anlaşılacağı yerde kuşatmış, orada vuruyor Kur'an-ı Kerim. Hocam son sorumuz dedik ama <laughs> bir soru gelmiş. Önemli de bir soru. Ee, tarihselcilikle alakalı şu kadar ifadeleriniz var söylüyorsunuz. Tarihselcilikten hiç mi istifade edilemez? Necasetten istifade edilir mi? Edilir mi kardeş? Edilmez. Tarihselciliği Müslümanların çocukları bilecek. Niye bilecek? Doğrunun kıymetini anlayabilmek için bilecekler. Gece, gündüz. Eğer geceyi bilmiyorsanız gündüzün kıymetini anlayamazsınız. Yanlışı bileceksiniz. Niçin? Doğruyla karıştırmamak için. Birileri size yanlışı doğru diye dayatırlarsa eğer yanlışın ne olduğunu bilmezseniz doğru diye yanlışı alırsınız. Onun için medresede ben kardeşlerime diyorum ki Kur'an-ı Hakimi, kelamı, hikemiyatı öğrendikten sonra Batı felsefesini, ana hatlarıyla Doğu felsefesini bilin. Bilin ki yarın size birileri bu masalları dayattığı zaman yalanı doğru diye alma. Bizim burada İfam'da seçmeli felsefe dersleri bu kardeşin okuttu. Niye? Niye okuttu? yayı burada şerh ettik. Niçin? Doğu batı düşüncesini. Kardeşlerim görsünler. Doğru diye yalana gidip saplanmasınlar, mahkum olmasınlar. Evet, bu bir necasettir. Bundan istifade edilmez. Bu milletin uleması bunu bilecek. Bilecek neyin yanlış olduğunu talebeye göstermek için. Zaten problem burada işte. Hindistan'da tutunamadı. Mısır'da tutunamadı. Biz de maalesef Süleymaniye'yi, Fatih'i, Beyazıt'ı o medreseleri kapattılar. Kanla mühür vurdular kapılarına. Sonra ulemamızı dar ağacına gönderdiler. Sürgüne gönderdiler. Bizim bir Mustafa Sabri Efendimiz bugün yok bir zahidül Kevseri'yimiz yok kardeşim. Siz zaten almıyorlar, konuşturmuyorlar. O kendi kürsüleri, özgürlük, hürriyet falan diyorlar ya, sen konuşamazsın kardeşim. Yani üniversitede gidip şu an böyle bir hakimiyetleri var. Hiçbir kulüp beni çağırıp tarihselciliği burada gel anlat dese oradaki kardeşlerimiz kesinlikle iptal ettirirler. Öyle bir hakimiyetleri var. Sonra utanmadan özgürlük diyorlar, hürriyet diyorlar. Gel hadi otur konuşalım, beraber konuşalım. Gelemezler ama konuşturmazlar da. Neden? Derinlikleri yok. Fotoğrafları, şekilleri, suretleri ortaya çıkacak. Evet, Hindistan'da tutunamadı, Mısır'da tutunamadı, Türkiye'ye geldi. Neden? E çünkü daha ulema, tarihselciliğin ne olduğunu bilmiyor Türkiye'de. Medrese bilmiyor. Yeni yeni öğreniyor oradaki kardeşlerim. Onun için bugün bu noktaya geldiler. Yazdılar. Şimdi büyük bir hakimiyet alanları var. Evet. Hocam. Ama yıkılacak bu da. Hiç elhamdülillah. Bu kitaplar dağıtmıştır onların beynini. Allah'ın izniyle dağıtmıştır. Bu kardeşin iki kitapta tarihselcilikle alakalı Hı. yazdıklarını topladı. İnşallah yenisi de çıkacak. İnşallah. Bu bitmiştir. Başka hocalarımız yazmıştır bu alanda. Elhamdülillah. Allah Teala onlardan da razı olsun. E, milletimiz bu konuda müteessir olmasın. Rabbim bu kitabı koruyacak. Ulema ile koruyacaktır. Koruyup, hiç endişesi olmaz. Ama bakalım ne kadar daha bunların hakimiyeti devam edecek. Ne kadar daha bunları koruyacaklar. Hocam. Süremizin sonuna geldik. tam bu korumayı hangi manada söylüyorum? Hı. Bu, bunları korusunlar, güvenli kalsınlar onlara. Bir şey olmasın onlara. Hı. Onu söylemiyorum ha. Bunlar Zaten tavuk gibidir bunlar. Öyle sinek görürlerse e, kıyamet koparırlar. Korusunlar bunlar. Mutlaka korusunlar. Yani bürokratik olarak bunları koruyorlar. O anlamda söylüyorum. Ama bizim zaferimiz, altını tekrar çiziyorum, kalemle keramlı olacak. İnşallah hocam. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik hocam. Tarihselcilik bahsiyle bu hafta bunu işledik. Son olarak söylemek istedim. Son olarak Kur'an-ı Hakim'in yürüyüşü 15 asır önce başladı. Neleri devirdi? Bundan sonra devirmeye devam edecek önünde ne liberalizma ne şu ne bu hiçbiri duramayacak ne tarihselcilik Allah'ın izniyle kıyamete bu kitapla yürüyeceğiz elhamdülillah Allah'ın inayetiyle Allah razı olsun hocam vaktinizi bize Hamnice ayırdığınız bebe. için teşekkür ederiz kıymetli seyirciler bu haftaki programımızın sonuna geldik tarihselcilik bahsiyle bu bölümümüzü işledik haftaya yine inşallah çarşamba günü saat 21'de Lalegül TV ekranlarında buluşmak duasıyla dua eder, dua bekleriz. Allah Teala'ya emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve